Hayatın içinden merhabalar. Ben Eylül Ayça Karakuş. Lider Haber ekranlarında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün evlerinize, sesimin ulaştığı her yere çok özel bir sanatla konuk olacağız. Kimle konuk olacağız? Değerli Berna Başarır ile konuk olacağız. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Berna Başarır kimdir? Mozaik sanatçısıdır diyeceğim ama onun öncesinde sizi bir tanımak istiyorum. Berna Başarır kimdir? 1973 Isparta doğumluyum. Lise öğrenimi Bucak'ta tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tamamladım. Arkasından restorasyonda yüksek lisansımı tamamladıktan sonra mimarlıkla ilgili çalışmalarıma başladım. Birçok yerde Perge, Demre gibi antik kentlerde çalışmalarım oldu. Arkasından da dekorasyon üzerine çalışmalar yaptık. Sonra oğlum doğumuyla birlikte meslekle ilgili şeylere ara verdim. Çalışmalarınıza. Evet. Onun sonrasında mozaik sanatına doğru yöneldiniz. Evet. Bambaşka hayatınızda bir Berna Başarır oldu değil mi? Kesinlikle. Evet, biraz mozaiğe değinelim mi o zaman? Mozaik sanatı nedir? Mozaik nedir? Mozaik nedir? Küçücük parçalardan oluşturduğumuz bir bütündür aslında baktığımız zaman. Bu içten gelen bir şey ve geçmişteki mozaikle şimdiki mozaik arasında bir fark oluşması gerektiğini düşünüyorum. Hep onu düşünerek başladım. Yani geçmişteki mozaik, antik mozaik başka bir şey. Günümüz çağdaş mozaiğin başka bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, geçmişe çok öykünüyorum. Çok özel, çok güzel. Hatta onların yaptıkları şeyleri, eserleri kıskanıyorum açıkçası. Ama biz bugünü yaşıyoruz. Yani geçmişi harmanlayıp günümüze getirmemiz gerektiğine inandığım bir çalışma. Bir çalışma. Şimdi aslında ekrana, arkadaşlarım tam ekran verdiğinde de farklı bir şey görünüyor. Ben bunu programın ilerleyen dakikalarında göstermek istiyordum ama şöyle de bir rica edersek. Evet sevgili izleyiciler, aslında neyi konuştuğumuzu sizlere de birebir anlatmak istiyorum. Şöyle baktığınız zaman, ekrana da verildiği zaman baktığınızda kaba bir tabirle kütük, yani bir ağaç parçası değil mi? Evet. Şimdi lütfen sizlerden rica ediyorum. Sizler bu parça sizde olsaydı üzerini neyle işlerdiniz? Nasıl bir şey tasarlardınız ve ne düşünürdünüz? Baktığınız zaman birçoğunuz için belki de hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece bununla mangal yakılabilir, insan kendisini ısıtabilir değil mi? Evet. Hemen ilk başta aklımıza gelen bir şeyi çağrıştırmak istiyorum. Ama bakalım değerli Berna Hanım ne yapmış? Çok da zarar vermeden çevirebilirsem muhteşem bir görüntüyü sizlere sunmak istiyoruz. Evet. Üzerinde de bir not var. Bu notu da okuyacağım ama evet, parçanın ön yüzü ve arka yüzünü sizlere de getirmiş olduk. Bu nasıl bir sanattır? Bu nasıl bir işçiliktir Berna Hanım? Bu nasıl bir işçilik? Bu biraz sabır. Biraz sabır. Biraz sabır, biraz tasarım, biraz malzeme. Yani hayatındaki her şey var aslında içinde diye düşünüyorum ben. Evet, muhteşem gerçekten. Biz tabii ki stüdyoya bir tane getirebildiniz ama çok da ağır bir işçiliği ve malzemesi de gerçekten çok ağır. Bu sizin yapmış olduğunuz aslında en küçük eser. En küçüklerinden bir tanesi. En küçüklerinden bir tanesi. Üzerinde de bir not var. Siz mi okumak istersiniz, ben mi okuyayım? Okuyabilirim aslında. Tabii, buyurun lütfen. Berna Hanım yapmış olduğu eserlerin üzerine de daha sonrasında bir not yazarak birazdan sergiye değineceğiz. Sergide de her tasarımın altında o notları sunuyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Buyurun lütfen. Benlik. Yaşadığımız küçük anlar, yaşanmışlıklar birikir, büyür, çoğalır, bütüne benliğimize eşlik eder ve sonunda ben oluverir. Evet, sonunda ben oluverir. Berna Hanım'ın da ben oldum dediği, ben oluyorum dediği bir çalışma, bir eser. Evet. Evet, mozaik sanatından bahsettik. Mozaik sanatının en çok kullandığınız maddeleri nelerdir? Yani hangi ürünlerle böyle bir eserler doğabiliyor? En çok kullandığımız malzeme taş, doğal taş kullanıyoruz. Cam kullanıyoruz. İtalyanların kullanmış olduğu smalt dediğimiz ürünleri kullanabiliyoruz. Onun dışında doğadan aldığımız her şeyi biz mozaiğin içine katabiliriz aslında. Bir salyangoz kabuğunu bile. Ya da tel parçası, cam parçası. Bu camdan oluşan bir eser. Bu cam ve taş karışımı bir eser.
bu bizim elimizde, bizim tasarımımız çünkü. Hani sınır, kısıt, herhangi bir şey olmadan çalışmak mozaikte daha etkili oluyor. Ya da deniz kenarından çakıl taşı toplayıp onları da kullanabiliriz eserlerimizde. Bu tamamen size kalmış. Tamamen aslında yapan size kalmış. Evet. Bana kalmış olsaydı emin olun ben bu kadar güzel bir şeyi bir araya getiremezdim. Boya camlar ya da işte o üzerindeki renk ahengi de çok güzel. Evet. Boyanıyor mu? Yani boyuyor musunuz yoksa Hayır. hazır taşlar, renkleri hazır mı? Camın kendi rengi. Hı-hı. Renkli camları zaten renklendirilmiş Hı-hı. olduğu için onları bir araya getiriyoruz. Hı-hı. Nereden temin edebiliyorsunuz bu taşları? Bunların çoğu camlar hazır. İnşaatta, bizim mutfak Hı-hı. duvarlarında Hı-hı. kullandığımız camlar, mutfakta, banyoda, hı hı. seramikçilerde kullanabildiğimiz, bulabildiğimiz, hı hı. ulaşabildiğimiz şeyler. Onun dışında smalti dediğimiz malzeme var. Bunu daha önce biz İtalya'dan temin edebiliyorduk. Çünkü sadece orada üretim var. Bazlama cam dediğimiz bir sistem. Hı hı. Ama şu anda Sayın Metin Katırcı, Sanatsal Mozaik'in sahibi, Türkiye'de ilk defa bu şekilde mozaikçilerin kullanması için üretti ve bizlere sundu. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Smalti de kullanabiliyoruz. Aslında birden fazla birçok şey yapılabilir. Yeter ki o hayalimizde, benliğimizde onun varlığına inanalım değil mi? Evet, kesinlikle. Ve isteyelim. Öyle. İsteyelim. İstemek bir de sevmek sanırım. Çünkü Berna Hanım üniversite mezunu, mimar. Çok da aslında güzel işlere de imza atmış ama çocuğunu doğumundan sonra Allah bağışlasın bu arada. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Annelik yönü biraz ağır basarak mesleğe ara veriyor. Ara verdikten sonra da çok o belli çerçeveler içerisinde kalmaktan çıkıp daha çok özgür ruhunuza değinmek istemişsiniz. Evet. Çünkü bizim mesleğimizde yani... Önce karşı kişinin memnuniyeti önemli. Evet, evet. Burada sadece ben mutluyum. Ben Hanım, Türk toplumunda şöyle bir şey var. Bir şey ortaya yapılıp konulduğunda, resim çizelim, kitap yazalım, ne yaparsak yapalım, neden yaptın, niçin yaptın, bunun sana getirisi ne, buna ne gerek vardı gibi sorularla karşı karşıya geliyoruz. Evet. Siz hiç bu tarz sorularla karşı karşıya geldiniz, çok. Muhatap oldunuz çok. mu? Çok, hani... Bir, yaptığım şeyin anlaşılmaması başlarda çok etkiledi beni. Hı hı. Bir de hani neden yapıyorsun? Bir sürü vakit harcıyorsun, emek harcıyorsun. Yani uğraşıp duruyorsun. Hı hı. Peki bunu satıyor musun? Yani böyle sorularla hep karşılaştım açıkçası. Ama çok engellemedi beni. Çünkü ben onları yaparken mutlu oluyorum. Ne istediğinizi biliyordunuz. Ne istediğimi biliyorum. Bir de çıkan şeyleri seviyorum. Yani sanat öyle bir şey ki yaptıkça yapmak istiyorsunuz. Yani saplantı haline dönüşebiliyor artık. Kendinizi durduramıyorsunuz. Evet, bunu yapıyorum, bitiriyorum. Arkasından diyorum ki kendime, evet şunu da denemeliyim. Böyle bir şey de olabilir toplam mi? Toplam kaç eseriniz var? Yani şu andaki sergimizde 36 eserimiz var. Ama daha farklı çalışmalarım da var tabii ki. Serginin temasına uyum sağlamadığı için diğer eserleri bu sergide barındıramıyoruz. Hemen serginize değinmek istiyorum. Bugün de. Serginizin de son günü. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Dalgalar isimli bir eseriniz var, serginiz evet. var. Öncelikle neden dalgalar? Neden dalgalar? Çünkü dalgalar bizi sürüklüyor. Yani hayatımız öyle, bir ritim, bir dalga, tekrar... Bazen dibe iniyorsunuz, bazen yukarı çıkıyorsunuz hayatta. Hayat bizi sürekli bir yerlerden bir yerlere getiriyor, farkında olmuyoruz. İçimizde olan duyguların hepsini anlatabilen bir isim aslında dalgalar yani. İlk mozaik sanatıyla ilgili açmış olduğumuz ilk sergi açılışı. Evet. Evet, o sergi açılışıyla ilgili de bir videoyu da ekrana getirsek sevinirim. Bu arada da o ilk açılışınızdaki... Heyecanı, duyguyu sizden alabilir miyim? İlk açılışımızdaki heyecan, yani çok mutlu oldum. O heyecan oldum. Aslında hala var. Evet, hala devam ediyor açıkçası. Açılışta bulunan herkese de çok teşekkür ediyorum buradan. Ansam Başkanımız Sayın Tecelli Sırma, Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İdris Taş. İdris Bey'e de buradan sevgi ve saygılarımızı evet, iletiyorum. Evet, Konyaaltı Kent Konseyi Meclisi Başkanımız Özlem Saday ve ayrıca da küratörüm Sayın Yeşim Ertan'a buradan çok çok teşekkür aslında ediyorum. Aslında çok büyük bir emek var. Evet. Ciddi anlamda siz evet bu sanatı işleyen tek kişisiniz ama şu an bu sergide de sergilerin önemine de değinmek istiyorum sizin aracılığınızla.
Sergi dediğimiz zaman bir yazar için önemli olan şey imza günüdür. Sizin evet. için de eserinizi sunabildiğiniz, insanlarla bir araya getirdiğiniz, mozaik sanatını onlara tanıştırabildiğiniz, tanıtabildiğiniz en güzel alanlardan biridir. Evet. O sergi çalışmasını, sergiyi açma isteğiniz ne zaman oldu? Yani biraz hayat işte o dalgalar beni sürükledi diyebilirim. İlk Şubat ayındaydı sanırım Ankara'da. İsmail Altınok Sanat Merkezi'nde bir sergimiz olmuştu. Türkiye'deki mozaik sanatçıların 30 kişilik bir grubun karma sergisi. Orada yaptığım bir eserin devamı niteliğinde aslında o eser bir start verdi bana ve hep dalgalar teması üzerinde çalışmaya başladım. Arkeoloji Müzesi'ne başvurdum. Burada bir sergi açabilir miyim diye. Evet çıkınca da artık yine sürüklenmeye başladım diyebilirim. Peki daha çok taze. Evet. Neler hissediyorsunuz? Yani her gün kalktığınızda ya da bir gün öncesi akşamından yatarken sabah olsa da yarın sergime gitsem kimler gelecek, kimler nasıl bakacak, bakış açıları ne olacak, eleştiriler, fikirler, güzel duygular, temenniler bunları merak ediyor musunuz? Bir gün öncesinden bir gün sonrayı tasarlıyor musunuz? Yok şey yani orada sergi alanında mesela şey çok etkiliyor beni çocuklar. Onlar çünkü ailelerin bakışı gibi değil. Anne bak buradan başka bir şey gözüküyor. Anne bak bu taraftan da böyle gözüküyormuş. Ve büyüklerin yakalayamadığı şeyleri yakalıyorlar çocuklar orada. En etkili şey benim açımdan o ve onların şaşırmaları, gözleri, bakışları. O benim için çok büyük bir şey, mutluluk gerçekten. Ailelerin de aslında katılımı bu anlamda çok değerli. Evet. Peki Türk toplumu mozaik sanatına sahip çıkıyor mu? Siz bu işin başında olan birisiniz. Şimdi Türk toplumu mozaik sanatına sahip çıkıyor mu derken zaten biz mozaiği Türk toplumu olarak bir kere sanat olarak kabul etmiyoruz. Üniversitelerimizde evet resim bölümü var, heykel bölümü var. Diğer görsel sanatlarla ilgili başka bölümler var. Ama mozaik diye bir bölüm yok. Bir kere akademik olan bir alana girmesi gerektiğini düşünüyorum mozaiği. Çünkü bu bizim topraklarımızdan doğmuş bir şey. Onun dışında aileler ya da Türk toplumu ilk önce hem üniversitelerde yok hem toplumda böyle bir şey yok. Çünkü toplumun bakış açısında şey var. Mozaik dediğiniz zaman havuz mozaiği, dediğiniz gibi mutfak, banyo, seramikleri. Bunları anımsıyoruz biz ya da antik çağ mozaiklerinden. Onun dışı Türk toplumunda da çağdaş mozaiği biraz geliştirmemiz gerektiğine ve bu düşüncenin oturması gerektiğine inanıyorum. Evet biz aslında yayın öncesinde de Berna Hanım'la konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledim. Yayında da bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Mozaik dediğimizde ilk aklımıza gelen mutfak, banyo fayansı, mozaiğidir yani evet. İlk aklımıza gelen odur. Ama bambaşka bir sanat ortaya çıkıyor. Yani Berna Hanım farklı duygu ve düşüncelerde yapıyor bu eseri ama ben baktığımda beni bambaşka bir yere götürüyor. Belki o yüzden de ismi Dalgalar olmuş. Çok da güzel olmuş. Berna Hanım aslında sanatın içinde yine kitap severleri de unutmamış. Bunun için de bir yazar olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Sanırım bunu sergiye gelen davetlilerinize hediye evet, ediyorsunuz. Evet. Bir kitap ayrıca sevgili izleyiciler ve arkasında da yapmış olduğu eserlerin görselleri mevcut. Var. Ve önünde de yine dalgalar çok da güzel bir hatıra, anı olarak bizlere armağan etmiş. Çok çok teşekkür ediyorum böyle bir farkındalık ben yarattığınız için. Ben teşekkür ederim. Bizi davet ettiğiniz için. Peki bu eserler ortaya çıkıyor. Az önce dedik ya ben hani belki kaba bir tabir oldu ama bu görsele baktığım zaman işte arkasını yani ön yüzünü göstermediğimde ağaçtan ne yapılabilir ki en fazla? Şimdi günümüzde artık biraz sunum tepsisi olarak falan kullanılıyor ama hiç kimse bunun bir üstüne geçemiyor. Burada da sanırım biraz işte sizin benden bir adım önde olduğunuzu gösteriyor bu sanatla alakalı. Bir şeyi tasarlarken, bir şeyi düşünürken oradaki evrimleşme süreciniz nasıl geçiyor? Oradaki şey evrimleşme süreci şey sanıyorum ilk önce düşünce yani fikir ilk önce beyinde oluşuyor insanın aslında. Sonra da malzemeler işin içine giriyor. Hem malzeme hem tasarım hepsi bir araya geldiği zaman da ortaya güzel bir şey çıktığına inanıyorum. En kısa çalışmanızın süresi ne kadardır? Yani bazen şöyle söyleyeyim. Bir günde de bitirebilirsiniz bir eseri. Bir ay da sürebilir. Yani bu eserin şeyine bağlı.
size ne hissettirdiği ve nasıl gidiyor. Eğer öyle bazen öyle bir akıyor ki hani o gece diyorum ki uyumayayım ben bunu sabaha kadar bitireyim ortaya çıkarayım. Ama bazen de tıkanıyorsunuz işin aslı. O zamanlarda da şey o belki günlerce masanın üstünde kalıyor. Başka bir gün tamamlıyorsunuz. Yani bunun bir süresi ve süreci... Her şeyin aslında bir zamanı var değil yok. Mi? Tamamlanma zamanı olduğuna inanıyorsunuz. Evet var. Tıkanma ama o tamamlanma zamanı da şey belirliyor yani. Siz belirliyorsunuz. Siz belirliyorsunuz. O zaman mozaik sanatı için şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu bir iç döküş. Berna'nın içini döküyor. İçindeki duyguları, düşünceleri, biriktirdikleri, hırsını, öfkesini. Aynen. Çok güzel bir şekilde kusuyor diyebilir miyiz? Aynen öyle söyleyebiliriz. Peki oğlunuzun merakı, ilgisi var mı? Yani o bazen çok kızıyor. Hep mozaik, hep mozaik. Hiç benimle ilgilenmiyorsun diye. Bazen de şey ben de yapacağım deyip oturuyor. Peki bunu herkes yapabilir mi? İşçilik yapabilir. Yapabilir. İsteyen, gönül veren herkesin yapabileceği bir şey diye düşünüyorum ben. Ben sosyal medya hesabınıza biraz böyle baktığımda yapmış olduğu eserleri de merak edip baktığımda yorumları da özellikle okuyorum. İnsanlar onların altına neler yazıyor diye. Biri şöyle bir yorum yapmış. Bu akıl kârı bir iş değil. Berna tam bir delilik ruhuyla yapılmış. Tam senlik. Evet. Yani o ruh olmalı mı? O delilik ruhu olmalı mı? Biraz olmalı. Biraz da sabır olmalı sanıyorum. Sabırlı çünkü. Sabırlı mıyız? Evet. Çok, oldukça çok. Bence de. Sabır olmazsa yapabileceğimiz bir iş değil. Çünkü resim mesela evet o da çok emek isteyen bir şey. Ama çok daha süresi kısa bir zamanda bitirebilirsiniz. Ama mozaiği çok kısa süren bir şey değil. Bir de sanırım tutkal yani güçlü bir yapıştırıcıyla işliyoruz. Evet. Beğenmediğiniz ya da yanlış olan bir yeri söküyorum. Sökebiliyorsunuz. Söküyorum. Peki genelde bunu tekrarlar mı Berna Hanım? Çok tekrarlamıyor ya. Yani söktüğünüz zaman şey çünkü onun yerine ne yapacağınızı biliyorsunuz artık. O yüzden tekrarlamıyor. Peki yeni hedeflerde, yeni projelerde böyle bir atölyem olsun, kadınlara, hatta erkeklere, öğrencilere, hatta çocuklara. Az önce dediniz ya çocuklar benim için çok daha çok kıymetli önemli. Diye. Bence belli bir yaşa gelmek de gerekmiyor bu işleri yapabilmek kesinlikle. İçin. Çok çok küçük yaşlarda özellikle çocuklarımıza okul yazlık yaz döneminde bu eğitimler de verilse belki o kişinin ruhunda, benliğinde de büyük şeylere ışık olacaksınız. Olabilir. Yani böyle bir düşünceniz var olabilir. Mı? Yani şu anda öyle bir şey düşünmüyorum ama bir şekilde hayat sürüklüyor dediğim gibi. Hani dalgalar bizi sürüklediği gibi hayatta bizi sürüklüyor. Bir gün olabilir. Belki olmayabilir ama şey mozaiği en azından mozaiğin de duyurabilmek insanlara benim için en önemli şey şu an için. Peki şimdi serginize katılımcılar var. Hepsine de buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Tabii ki sergiler, imza günleri siz değerli izleyicilerimizle de aslında var. Dostlarımızla var, sevenlerimizle var. Onların da desteği tabii ki çok önemli. Teşvik etmesi için, bir sonrakini yapabilmek adına. Gelen kişilerde merak oluyor mu? Evet, nasıl yapıyorsunuz? Bunlar ne? Bu taş mı, cam mı? Bu tarz sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bazılarında da şey, biraz önce okuduğum yazı gibi, dediğim gibi alt metinler girdiğimiz için sergi eserlerinin altına. Bazıları sadece o yazıları okuyup gidiyorlar. Yani, peki bu yazı yazmak, özür diliyorum. Bu yazıyı hani niçin dediniz? Yani yaptığım eseri bir yazı yazayım. Çünkü ya, sergide içindeki bir duyguyu aktarabilmek istedim açıkçası. Yani sadece bakarak değil biraz daha. Bütünleştirdiniz aslında biraz evet, da. Bakarak değil biraz da okuyarak. Çünkü okumak da çok önemli gerçekten hayatımızda. Kitaplar çok önemli. O yüzden o yazıları yazma ihtiyacı duydum. Çok güzel. Aslında bir bütün olarak da bizlere sunuyorsunuz. Evet. Sergilerinizi, eserlerinizi. Evet, rejiden bir rica edersem yine sergi görüntülerini de verelim lütfen. Yine sergiye değinmek istiyorum. İlk tabii. Açıldığı günden itibaren birçok ziyaretçiniz oldu. Bundan sonraki süreçlerde serginin devamı gelmeli mi? Mesela ekranda şu an bir görüntümüz var. Orada bir kalabilirsek bir önceki görüntüde bu çalışma çok ciddi anlamda kaç bin tane
Mozaik çakıl vardır. Çakıl taşı mı? Çakıl taşı. Bu nasıl bir eser? Kaç boyutlu bir eser gerçekten? 3 milimetrelik çakıl taşlarından oluyor. Yani minicik, boncuk büyüklüğünde diyeyim ben. Ama gerçekten hani bu oluşması... çok da akıl işi değil yani. Yani çok güzel bir delilik ruhuna sahipsiniz. Evet. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Oradaki o kişinin eğilmesi, evet, ayakları, parmak uçlarını vermeniz, o bel ayrıntısı, o kadar ince detaylar var ki. Çok teşekkürler. Bunu ne kadar sürede tamamladınız? Bu sanıyorum 3 hafta, 4 hafta gibi bir çok sürede tamamlandı. Çok da aslında kısa bir süre. Yani bunu yapabilmek için çok kısa bir süre. Evet. Şöyle baktığı zaman sanki insanın yıllarını alıyor gibi. Hayır, değil. Çok... Burada da bir emekçiyi veriyorsunuz değil mi? Ana teması o mu? Aynen, kesinlikle öyle. Yazısını bilmiyorum ama sanırım. Mozaik çalışması yapan bir işçi Roma döneminden. Oo, çok güzel. Evet, diğer resimlere geçebiliriz. Gerçekten çok değişik bir sanat. Yani şöyle bir şeyi kalemle çizip de, hı-hı, ressamlık bile, evet, çok büyük bir emek isteyen bir sanat. Bu değişik bir şey. Bunda yok olan bir şeyin üstüne var ediyorsunuz. Tek tek nakış işler gibi nakış bir şey işler yapıyorsunuz. Nakış işler gibi işliyorsunuz. Tek tek işliyorsunuz. Bütün taşlar tek tek yerine yerleşiyor. Ve bunu yaparken de bir görsele bakarak yapmıyorsunuz değil mi? Hayır. O sizin zihninizde o görsel. Ne yapıyorsunuz? Uykuya mı yatıyorsunuz? Rüyaya mı yatıyorsunuz? Hayır. Çalışmaya başladıktan sonra akıp gidiyor yani. Çünkü o şey. Çünkü bir resmin güzelliği parçalarında değil bütünündedir. Evet. Ama o parça olmazsa da o bütün olmaz yani. O resimlere baktığım zaman, ben resimlerin temasına baktığım zaman, bir yerde var olmuş, çizilmiş bir şeyi, hı hı, getirip çizilmiş gibi. Yani buradaki bu işçilik de aslında öyle, evet, bir şey. Evet. Oradaki renklerin uyumu, o akış çok enteresan bir şey yani gerçekten. Yani baştan tasarım derken hani bunun dönüşü, hı hı, böyle olsun. Ya da üstüne çok hafif çizgiler, hı hı, atabiliyoruz. Hani bu şekilde devam etsin diye. Mesela bu çalışmanızda, bu çalışmada kalabilir miyiz? Mesela bu çalışma ne ifade ediyor? Bu... Sanıyorum Başka Kentin, hı hı, Renkleriydi ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. İsimleri siz koyuyorsunuz tabii. Evet. İsimleri, yazıları hepsini ben yapıyorum. Yani bu nasıl bir dönemdi benim hayatımdaki dönemleri de anlatıyor aslında. Bir kopuş vardı, hı hı, hayatımda. O kopuşun olduğu dönemlerde, hı, yaptığım bir çalışmaydı açıkçası. Pandemi döneminde siz tamamen mozaik çalışmasına mı odaklandınız? Aynen öyle oldu. Çakıl taşlarının içine gömüldüm diyebilirim. Evet. Böyle gidip sokakta kırılan her ya da evde herhangi bir parça kırıldı diyelim. Biz bardak kırıldı, tabak kırıldı, çöpe atarız. Hayır, siz ben sanırım... atmıyorum, biriktiriyorum. Biriktirip çok özür dilerim, bir çöpe vardır ya. Evet. O şey, çöpten geri dönüşümü yapan, evet, kadınsınız yani. Gerçekten aslında muhteşem. Öyle. Bazen korkuyorum. Diyorum ki komşuların birisi şikayet etse, sanıyorum çöp kamyonu kapının önünde dayanacak. Balkon çünkü inanılmaz malzeme dolu. Ama neyi ne zaman kullanacağınızı bilmediğiniz için hep topluyup biriktiriyorsunuz yani. Sonra ama bir gün çok lazım oluyor. Buluyorsunuz oradan. O dağınıklığın içinden onu çıkarıyorsunuz değil, evet, mi? Bu bana lazım. Evet. Az önce biz sohbet ederken dediniz ki yolda herhangi kırılmış bir parçayı, bir cam, evet, parçasını gördüğüm zaman bu görüntüde de bir kalalım lütfen. Ben onu üstüne basıp geçmiyorum ya da yani itelemiyorum. Ben onu eldiven giyip topluyorum ve eve getiriyorum. Evet. Normalde sokaktan işte ekmek toplanır, bir şey toplanır hani böyle, aha, ama siz cam topluyorsunuz, cam çakıl taşı topluyorsunuz. Taş topluyorum. Mesela bu eser neyle yapıldı? Bu eser çoğu çocuğun olduğu kısımlar çakıl taşı, hı hı, deniz kenarından toplanmış şeyler. Duvar olan kısımlardaysa tamamen doğadan, dağdan toplayıp kırdığım taşlardan. Burada oluştu. Da yine baktığımızda aslında çocuk karşı taraf sanırım bir gökyüzü teması verilmiş. Gökyüzü temasında da dediğiniz gibi kırık camlar var. Birden fazla materyali bir araya getiriyorsunuz. Kırık camlar var. Evet. Böylesine şortu ve şeyi de çok güzel. Evet. O şortundaki etiket de markayı marka değil, gösterebilirsiniz. Yok yok, hayır, hani böyle etiket detayı değil mi o? Evet, etiket detayını detayı vermiş, aha, olmanız, evet, çok güzel. Yani marka, evet, derken hani o etiketin olduğunu vermeniz, o ince detaylar, evet, o pantolondaki renk geçişleri, evet, çocuğun böyle parmaklarını koyup o gökyüzünden artık ne düşünüyorsa, evet, bu resmin adını hatırlıyor musunuz Mosul'un? Onu hatırlayamıyorum şu anda. Çok güzel ama gerçekten sizi canı gönülden tebrik ediyorum ve bir kadın olarak
bir insanın neler yapabileceğini gördüğünüz gibi sınırı yok gerçekten. Yeter evet. ki inanmak çok önemli değil mi? Kesinlikle. İnanmak. Yapamazsın, edemezsin nedenleri, niçinlere rağmen yapabilmek ve evet. bunun devamını getirebilmek. Yani istediğiniz gönlünüzden kopan her şeyi Hı-hı. yapmalısınız bence insan olarak. Çünkü eğer o içeriden geliyorsa Hı-hı. zaten hem durduramıyorsunuz kendinizi hem de başkaları da sizi durduramıyor, Hı-hı. engel olamıyor. Hayat bir şekilde sizi akışında devam ettiriyor diye düşünüyorum. Evet. Peki siz bu çalışmaları yapıyorsunuz. Bunu şey olarak sormuyorum ama gerçekten bu kadar eseri ne kadar nasıl muhafaza edebiliyorsunuz? Bildiğim kadarıyla evinizde bir çalışma alanınız var. Evimde bir çalışma alanım var. Büyük bir evim var. Bazen bazılarına hediye ediyorum, bazılarını saklıyorum bazı eserlerim çünkü benim için çok kıymetli gerçekten. Yani bir şekilde ona da çözüm bulabiliyorsunuz kendiniz. Çünkü onlar sizin bir parçanız. Şey yapıyorsunuz yani. Şey onlar hani kitap yazan biri de der ya bu benim eserim, bu benim çocuğum. Bu da tabii ki sizin evet, eseriniz. Evet. Ciddi anlamda el emeği var, göz nuru var. Beyinden akan bir şeyler var. O ruhtan evet. gelen bir güzellik var. Ben hep söylüyorum. İnsanların ruhu aç olsun. Gözü açlıktansa ruhu aç olsun. Çünkü ruh açlığını tamamlayabiliyorsunuz. Elinizden geldiğinizde o ruhunuzdaki açlığı keşfedip ona yönelebiliyorsunuz ve onunla ilgili beslenme yollarına gidiyorsunuz. Evet. Ama göz açlığı öyle bir şey değil. O tamamen bir doyumsuzluk oluyor aynen. Oluyor. O bambaşka bir boyut. Ama ruhundaki o açlığı kişi hissettiği zaman onun sonu yok aslında. Sürekli kişi oradaki boşluğu doldurmak, oradaki açlığı doyurabilmek adına çalışıyor. Evet. Peki çevrenizde en yakınlarınızdan özellikle aldığınız tepkiler ne yönde? Aldığım tepkiler yani sergiden öncekiyle sergiden sonraki diye ayırabilirim size. Değişti mi? Sergi olduktan sonra evet ya Berna da bir şeyleri başarmış evet, mı denildi? Evet. Ciddiye çünkü mi alındı? Sergi öncesinde hani baktığınız zaman evet katılıyorum bir sürü karma sergiye daha öncesinde ama hani sadece tek eser gönderebiliyorsunuz. Birkaç tane eser birden değil. Sergi öncesindeki bakış açısı insanların hani yapıyorsun sergilere götürüyorsun tamam. Niye bu kadar çok uğraşıyorsun? Ne gerek var? Çünkü hani sanat bizim toplumumuzda artık noktasında. Yapılmasa da olur. Yani anlamsızlaşmış sanatın ya da altı boşaltılmış bilmiyorum. Ülkemizde ya da benim yaşadığım şehirde böyle diye düşünüyorum belki de. Bu algın nedeni de sanıyorum her şeyin parayla ölçülmesi. Bütün değerlerimizi evet. parayla ölçüyoruz artık. Yani bir şeyden para kazanıyorsanız, satıyorsanız o zaman değerlisiniz. Satmıyorsanız değersizleşiyorsunuz. Ama hayat böyle değil. Yani hayat aslında yaşadığımız, yaptığımız şeylerin satılıp satılmaması ya da başka şeylerle kıyaslanmamalı diye düşünüyorum. Ve insanın sanatla bir şekilde bir yerden, çocukluğundan her anını birleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşayamazsınız başka türlü. Yani sadece maddesel varlık olmak insana yeten bir şey değil diye düşünüyorum ben. Bir de siz gerçekten bunu canı gönden söylüyorum. Programdayız diye, yüzünüz diye söylemiyorum. Gerçekten yapmış olduğunuz eserlere bakınca, sizi de tanıdıkça gerçekten çok özel bir yetenek bu. Allah tarafından verilmiş bir yetenek evet. ve siz tabii ki üstüne koymuşsunuz. Yani bunu 4 yıl öncesinde, 4 yıldır bu işle uğraşıyorsunuz. Bunun öncesinde böyle bir yeteneğiniz var mıydı? Keşif yolculuğunu dinleyebilir miyim? Yani bunun öncesinde mimarlıkta evet tasarım kuvvetliydi açıkçası ama onun farkındaydım. Orada dediğiniz gibi başka kişinin isteği üzerine evet, kurgulama ve, yapıyorsunuz. Evet ve kısıtlı bir alanda çalışıyorsunuz. Onun dışında hep yaptığım şeyler oldu ufak tefek. Resim çalıştım, başka şeyler çalıştım ama bunu hani nasıl çevirebilirim? Mesela bazı mozaiklerimde var, çakıl taşıyla başladığım mozaiklerin kenarlarında mesela akrilik boyayla çakıl taşını bir araya, mozaiği bir araya getirdim. Onu denedim. Ondan sonra başka malzemelerle nasıl çalışabilirime geçtim. Sürekli bir devamı var. Yani mozaik öyle bir şey ki kocaman bir deniz. Siz oradan hangisini isterseniz onu seçip o yolda ilerleyebileceğiniz bir şey. Okyanus evet yapmış yani. Olduğunuz eser de şu an zaten ekranlarda arkadaşlarım verdi teşekkür ediyorum.
bambaşka bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Aslında biz baktığımız zaman, aa evet, o anki ilk gördüğümüz, ay inanmıyorum çok güzel bir eser diyorsunuz. Her yerde bulamayacağız özgün bir eser her, evet, şeyden önce. Evet. Yani birine hediye olarak alıp götürdüğünüzde, evet belki maddiyat olarak ölçtüğümüz zaman ciddi anlamda bir emek var. Fiyatları da biraz yüksek gelebilir ama bunların da bir karşılığı olabilmeli ve çok basite indirilmemeli, evet, diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Çünkü sizin yaptığınızı bir başkası yapamıyor. Ben yapamıyorum yani. Tek özel yani. Hı-hı. Bir ki bana söyleseniz hani bunu tekrar, hı-hı, aynısını yapın. Evet yaparım ama birebir aynısının olma şansı yok. O ruhu mu geçiriyorsunuz değil, evet, mi? Evet, evet, yok yani. Ve tekrarlı şeyleri, hı-hı, yapmak istemiyorum. Ya da bir eserin taklidini, hı-hı, reprodüksiyonunu yapmak, hı-hı, istemiyorum. Onları çalışmak istemiyorum. Yani biraz da sanıyorum sanatın altında, hı-hı, boşaltılmasındaki etken bu. Çünkü biz reprodüksiyon çalışmaya çok, evet ben de resim yapıyorum, hı-hı, evet ben de reprodüksiyon değil. Önemli olan kendin yeniden bir şeyler ortaya koyabilmesi, hı-hı, insanın diye düşünüyorum. Özgün eser olması her zaman çok önemli benim, peki, için. Peki aklınızda olan ya da yapmak istediğiniz bir eser var mı? Hani hiç yapılmamış olan bir şey var mı? Yani hiç yapılmamış derken... Yani bir şeyin üzerine yapılmamış bir şey. Mesela bir yüz işlenebilir mi? İşlenebilir. Mozaikten işlenebilir. Yani şeyi düşünüyorum işin aslı ama ne zaman yaparım onu bilmiyorum. Portre çalışmak, hı-hı, istiyorum mozaikli ama üç boyutlu portreler, hı-hı, çalışmak istiyorum. Ve bu dalgaların bittiğine inanmıyorum, hı-hı, kendi içimde. Yani bu dalgalar, evet, sergisini... O bir sonsuz zaten insanın içinde. Bittiğine inanmıyorum. Onun farklı şeklini, hı-hı, daha... Şimdi sergi alanında olan eserlerde evet 3 boyutlular, hı-hı, var ama bir 10 santim yüksekliğinde, hı-hı, falan en yükseği. Daha büyük eserler üretmek istiyorum, hı-hı, ya da atıyorum bana bir duvar versinler diyorum. Ben o duvarı o dalgalarla doldurayım. Yani çünkü bu eserler sadece küçük bir alanda değil çok büyük, evet, alanlarda çok güzel etkiler uyandırabilir diye düşünüyorum. Ve sanırım ölçü ne kadar büyürse ruhtaki, evet, gelenler de o kadar dökülüyor. Aynen, değil, evet, mi? Sergiyle ilgili küçük bir yere değinmek istiyorum. Elinizde bir defter var. Evet. Gerçekten çok ince ince düşünmüş Berna Hanım. Yani serginin açılışı, sergiyle ilgili gelen kişilere, konuklarına hediyesi, kitap ayrıcı ve bir de bir defter edinmiş kendisine. Alabilir misiniz defterinizi lütfen? Hı-hı. Önce bir ekranda gösterelim lütfen. Bir defter edinmiş ve sergiye gelen değerli konukların oraya sergiyle ilgili yapılmış olan çalışmalarla, eserlerle ilgili katılımcıların duygu ve düşüncelerini almış. Okumak istediğiniz çok fazla ama bir iki, evet, tane alabilir miyim ben sizden? Mesela merhabalar, dalgalar sergimizi büyük bir hayranlıkla gezdim. Her bir eserinizin derin anlam içeren, binlerce dokunuşla oluşturulduğu belli. Hem ince dokunuş ve yoğun emeğinizle oluşturduğunuz sanatınız için hem de binlerce yıllık bir mozaik sanatını modernize ettiğiniz ve yorum kattığınız için sizi kutluyorum. Başarınız daim olsun. Alper Boysan. Evet, bunları okuduğunuzda ne hissediyorsunuz? Yani mutluluktan başka bir şey değil. Çocukların gözlerindeki ışıltı gibi, yani küçücük çocuklar da yazıyorlar dediğim gibi. Zaten önemli olan paylaşmak. Çocuklarımızın yazdığı var mı hiç? Bir tane de ondan alalım. Mesela bir tane. Evet gerçekten, evet, çok özel çalışmalar. Keşke param olsa yazmış. Ay kıyamam ya. Yani bunlar çok özel şeyler benim için gerçekten. Ölümsüz. Evet. Ölümsüz, ölümsüz değil mi? Yani bir cümle yazmış ama içinde, evet, ne çok şey barındırıyor. Evet. Aslında ne kadar acı. İşte yine toplumun büyük eksikliğinden biri. Her şeye parayla sahip olabileceğimizin o duygusu, hissiyatı. Yani belki şu cümleyi de yazabilirdi ama ilk aklına gelen o olmuş. Buradan da çocuğumuzu öpüyorum. Hani balık yemeği değil de balık tutmayı öğretelim derler ya. Evet. Yani keşke ben de yapabilseydim gibi bir düşünce de olabilirdi. Ama, aynen, oradaki ilk algı keşke param olsaydı. Keşke param olsa, alsam, evet, sahip olsam. Yani öğrenmeyi unuttuk, hı-hı, toplum olarak. Değerlerimizi unuttuk, hı-hı, diye düşünüyorum. Öğrenirsek yani bir şeyi öğrenmek, hı-hı, merak etmek daha önemli diye düşünüyorum. Çocuklarımız için özellikle.
Eğer onlara da öğretebilirsem çok mutlu olurum. Ya ben bununla ilgili gerçekten aklınızda illaki vardır ama bu projeyi hayata geçirmenizi canı gönülden istiyorum. Elimizden gelen tüm desteği de veririz. Hatta ben de gelip kayıt olurum yani. O içimde de benim bazen çıkamadığım savaşçı ruhu bir Eylül var. Onu çıkarmak isterim. Belki böylelikle ben ve çevrem rahatlar. Bazen yazmak da çünkü çıkamıyorum artık işin içinden. Bu duygu birikimini, o bilinçaltında olan gelgitleri, çünkü hepimizin hayatında bir gelgitlerimiz oluyor. Evet. Bunu bazı insanlar trafikte kavga dövüşle yansıtıyoruz. Çünkü artık iletişimimiz de kopuyor maalesef günden güne. En ufak bir olumsuz bir şeyde, olumsuz bir düşünce ve duyguda o duyguyu, o düşünceyi kabul etmeme refleksi gelişiyor ve kişiler arasında iletişim bozukluğu, çatışma başlıyor aslında. Oysa ki insanlar vakitlerini böylesine değerli şeylere harcasa benim kavga etme mecalim kalmaz herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Yani siz o süreyi, ara verdiğiniz mimarlıktaki süreyi işte beş çaylarında mutfakta kek yaparak, kısır yaparak geçirseydiniz. Çok sıkılıyorum öyle şeylerden. Ve hiç yapmak istemediğim şeyler. Hani diyorum ki nasıl. Ya onlar da olsun. O da olsun, hayatın bir parçası. Evet, ama bir arkadaşına kahve içmeye de bayılıyorum. O evet. Ayrı konu ama bazen de şöyle düşünüyorum. Hani bazı topluluklarda bulunduğum zaman Allah'ım bu kadar boş boş nasıl oturabiliyoruz hep beraber. Ben bir eve gitmeliyim, ben bir mozaiklerin içine girmeliyim. O cam kırıklarını ve almalıyım. O düşünce, duygu çok önemli. Peki çıkmış olduğunuz yolculukta 4 yıl boyunca yapmış olduğunuz eserlerde bu benim gözümün nuru dediğiniz çok ciddi anlamda sahiplendiğiniz bir eser var mı? Yok, hepsini çok seviyorum. Yani hepsinde mi farklı duyguları hepsini veriyorsunuz? Hepsini çok seviyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yani bir eseri yapıyorsunuz. Hı-hı. Öyle bir şey ki yapana kadar onu çok seviyorum. Hı-hı. Bazen. Yapıp bitirdiğim zaman sevmemeye de başlayabiliyorum. Yani çöpe attıklarım da oldu. Ay çöpe atmayın lütfen. Evet. Siz getirin, biz verecek birilerine buluruz. Neden? Yani bu farklı bir şey. Belki hani şey olabilir, psikolojik bir şeydir. Belki birini düşünerek, hayal ederek yaptınız. Hani para atıp konuşuyorum. Evet. Sonra dediniz ki bu kadar emeğe sen değmezsin mi diyorsunuz? Bilmiyorum. Yani hoşlanmıyorum bazen yaptığım şeylerden. Bu şey hani hep kendini, insanlar şu anda toplumda hep başkalarıyla yarışıyorlar. Sanıyorum ben kendimle savaşmaya devam ediyorum. Hani hep kendimin bir adımın ötesine geçmeye çalışıyorum. Yapıyorum daha iyi. Ne yapabilirim? Hep bununla gittiğiniz zaman bir önceki eser daha şey düşük modda gelmeye başlıyor. Yapmaya çalıştığınız eser daha, hem daha iyi bir şey ortaya çıkarıyorsunuz hem de onu daha çok sevmeye başlıyorsunuz. İlginç. Zincirleme. Evet. Peki o renklerin uyumu, renkler olmazsa olur mu? Düz yani siyahtan olabilir. Yani siyahın ve siyahın tonları ile ilgili bir eser çıktı oğlum hiç, ya da tek bir renk ve onun tonlarında. Tek bir renk, beyaz mesela çok kullandım bu sergimizde. Hı-hı. De var. Sadece beyaz olan eserler var. Olabiliyor. Çünkü üç boyutlu olduğu için ve mozaik olduğu için diyeyim. Tek renk kullanıp tek renkte de çok güzel şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Yani illaki renklerin girmesi şart değil. Peki bir sanatçı ne kadar özgür olmalı? Sonuna kadar. O özgürlük sınırınız var mı? Yok. Yani yok, çünkü şey, sanat şey kısıtlanabilir, hapsedilebilir, tutulabilir bir şey değil. Yani. Peki şunu düşünüyor musunuz? Eminim ilk başta mesleğe başlarken de, mimarlığa başlarken de çok ciddi anlamda hayallerle ve dediğim gibi çok da güzel işlere imza atmışsınız. Az önce siz de bahsettiniz. O bir tutku, bir aşk değil mi? Evet. Ve mimarlıkta da aslında hiçbir zaman insan kendini tekrar etmiyor. Hep bir yenilikcilik arıyorsunuz. Yenilenmek zorundasınız. Çünkü sizinle birlikte dünyada, çevrede yeniliğe açık bir perspektif, bir konu. Mozaikten de bir gün vazgeçerim dediğiniz an oldu mu hiç? Olabilir. Yani bazen oldu. Hatta sergiden çok bir ay önce falan da böyle. Ya ne yapıyorum ben dedim. Bir arayış mı bu? Bir arayış da olabilir. Yani o bilmiyorum, kendi içsel yolculuğunuz aslında hayat. Yani mimarlığı da ben asla bırakacağım bir meslek olarak düşünmedim. Evet. Ya da asla bırakırım bir gün diye başladığım, girdiğim bir okul değildi. İTÜ Mimarlık gibi bir okulda okudum sonuçta.
devam ettireceğimi düşündüm hep. Ama hayat şartları sizi başka bir yere götürüyor. Mozaikte de aynı şey geçerli. Bazen öyle şeyler yaşıyorsunuz ki kendi üç dünyanızda. Hatta bir gün akşam yattım, yarın dedim, belediyenin çöp kamyonunu, belediyeyi arayacağım dedim, bütün hepsini vereceğim. Yani bir anda beğenmeyebiliyorsunuz, o anlık bir şey ya da bilmiyorum, hani delilik de, dedikleri şey var ya, bende olan delilik dedikleri şey, belki de ondan kaynaklı bir şey. Hepsini çöp kamyonuna vereceğim, sergiyi iptal edeceğim. Yani bunu da yaşayabiliyorsunuz ama sonra bakıyorum, evet, güzel şeyler çıktı, vazgeçtim. Neyse ki duygularımızı kontrol eden bir şey, akıllı deliyiz. Akıllı bir deliyiz. Evet. Gerçekten o duyguları ben size çok iyi anlıyorum. Neye istinaden öyle bir duygu geçişi olduğunu da düşünüyorum. Ama önemli olan o işte yaptığınız işe sahip çıkmak. Evet. Bu işi ben yaptım ve bundan sonraki adımda daha iyisi olabilecek demek. Ve eminim çok daha iyileri olacak. Çünkü dediğim gibi çoğu insan, ben de kendimi de katıyorum. Bir kağıttan hani oturduğu yerlerde işte uçak yaparlar, atarlar ya. Onu yapamayan insanlar var ya da bir gemi. Evet. Aslında çok basittir. 2-3 yapılırken baksak evet o yapılabilir ama bu tarz işler, bu tarz sanatlar bakılarak yapılacak bir işler değil. Hayır. Gerçekten çalışma değil. Hani, gerektiriyor. Çalışma yani, emek ve gerektiriyor. En önemli şey istek, arzu ve inanmak. Siz içinizdeki o Berna'yı bulmuşsunuz, yeniden keşfetmişsiniz, doğurmuşsunuz. Onu şimdi de emek emek büyütüyorsunuz. Evet. O yüzden çöpe falan da hiç atılacak şeyler değil yani. Haksızlık etmeyin kendinize. Ama şey yani hayat yolculuğu şey bir şey yani... Navigasyon gibi yaşıyorsunuz hayatı. Hani bir çıkışı kaçırırsanız evet. Öbüründe başka bir şey karşınıza çıkabiliyor. O yüzden her şey olabilir yani. Bir gün, evet, bir gün de mozaiği bıraktım da diyebilirim ama da devam da edebilirim. Hani onun olmamış bir şey için. Ama siz mozaiği... Ama seviyorum. Evet. Bıraksanız bile, tabii ben bunu belki düz bir soru, mantık gibi geldi ama bıraksanız bile bırakmış olmuyorsunuz. Eserleriniz hep yaşayacak. Evet. Yani Allah sağlık uzun ömürler verse ama hayatımız bir gün bir yerde sonlandığında işte bu yapmış olduğunuz sergi çalışmaları, eserleriniz bir yerlerde can bulacak. Evet. Kitaplarımız gibi bu çok kıymetli. Bence hani de. Ölümsüzleşmek. Evet. Belki de insanın temelindeki şey o. Yani değil hani mi? İç duygumuzda. Dünyaya bir şeyler bırakmak için yapıyorum belki de. Yani. Düşünsenize oğlunuz ilerleyen zamanlarda annem böyle bir sergi açmıştı. Katılımcıları olmuştu. Bu defter, bu anı eli çocuğunuza kalacak. Bu çok kıymetli, değerli bir şey gerçekten. Kesinlikle. Bu anlamda lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Peki Berna Başarır'ın biraz da özeline girmek istiyorum. Tabii. Duygusal mısınız? Çok. Değil mi? Cevabını biliyordum ama sordum. Çok. Aşırı. O duygu kontrolünü, duygu yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Yani çok sessiz bir insanım aslında. Çok içe dönüyorum baktığınız zaman. Yani çok fazla konuşmam. Sanatımı konuştururum diyor. Evet. Eylül Hanım konuşturdu ama. Çok konuşmam, çok içe dönük bir insanım dediğim gibi. Hani arkadaşlarım da öyle düşünüyorlar. Sanıyorum bazı şeyleri hep kendi içimde yaşıyorum. İşte mozaikle yaşıyorum o yüzden. Peki mozaik sanatında bir yer açacak olursanız ya da öğrencilerle... Belki bir okullarla da görüşmede yapabilir misiniz? Bilmiyorum, şu an gerçekten sizin olduğunuz yerden çıkıp başka bir alana gidip bu sanatı, bu eseri tanımayanlara, bilmeyenlere tanıştırmanızı istiyorum. Bunu canı gönülden diyorum. Çünkü evet, resim yapanlara da sonsuz saygımız var. Onlar ama resim daha fazla yapılabilir, yapanlar bir şey. Çok daha fazla. Evet. Ama bu çok daha başka bir şey. Gerçekten gözümde abartıyorum, büyütüyorum gibi gelebilir ama birebir yakından gördüğüm için de söylüyorum. Bunun sadece sizde kalmamalı. Hani şey vardır ya, bu tarifin bir sırrı vardır. Vermem. Hayır, ben veririm. Evet, bunun ama için imkanların olması gerekiyor. Evet. Kapı kapı gidip tabii ki ben bugün bunu tanıtmaya geldim diyecek halimiz yok ama bunun için neler yapılabilir? Yani neler yapılabilir? Belediyeler bizi destekleyebilirler mozaik için. Onun dışında yerelde belki dernekler bize destek olabilirler. Yani oralarda eğitimler verebiliriz. Onun dışında da aklıma gelen hani atölye açabilirsem eğer ilerideki bir dönemde öyle bir şey de olabilir yani diye düşünüyorum. O zaman belki yakın bir tarihte
tekrardan farklı bir projelerle evet. sizi yine görebiliriz. Umarım. Biz bir basın olarak zaten size bu anlamda desteğimizi veriyoruz. Canlı gönden, Lider Haber ve Hayatın İçinden programı olarak. Gerçekten de çok çok önemli. Çünkü sizin gibi değerli ve özel insanların gün yüzüne çıkması gerekiyor. O dört evet. duvar arasında kalmamalı. Evet, kesinlikle. Gerek diye düşünüyorum ben. Ama siz de lütfen böyle bir an böyle gelip de ben bunları işte belediye, beni arayın siz öyle durumda. Tamam. Ben çok daha değerlendiririm. Siz arayın, siz götürün. Beni arayın. Ben yok evime de götürmem. Çok daha farklı. Tamam. Yani her resmin gideceği bir yer illaki vardır. Evet. Yani her bir parçanın, her bir eserin. Evet. Çünkü baktığınız zaman da onca şeyin içinde bir şey sizi alır ya. Evet. Az önce de bunda oldu mesela. Lider Haber stüdyolarında da bunu yaşadık. Hepimiz çok özel dedik ama bir başka arkadaşımız bambaşka bir bütünleşti. Evet, kesinlikle. Ondaki çağrışımı neydi? Onu tabii ki o biliyor ama bambaşka evet. bir şeyleri de çağrıştırıyor. Yani sizin gözlemleriniz, gözlemledikleriniz. Yavaş yavaş da aslında programımızın sonuna geliyoruz Berna Hanım. Ben bugün burada sizi ağırladığım için, değerli izleyicilerimizle sizi tanıştırdığım için inanılmaz derecede mutluyum ve büyük bir onur duydum. Kadınlarımıza, beylere, çocuklara, öğrencilerimize, çocuklarımıza ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, herkesin hayatında sanata birazcık olsun yer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu mozaik olur, yazmak olur, müzik olur. Bunlar olduğu zaman hayatınızı ve kendinizi tamamlıyorsunuz, benliğinizi tamamlıyorsunuz diye düşünüyorum. Çocuklarımız da bu şekilde. Hani o kurstan okursa, koşturmak değil de en sevdiği şeyi yapmasını. En sevdiği şeyi, mutlu evet, olduğu şeyi. Mutlu olduğu şeyi yapmalı diye düşünüyorum. Yani çocuklar bugün baktığınız zaman şey çünkü sadece ders moda ya da bir eğitim. Gitar ya da işte o günün şartlarında hangisi üst düzeyde insanlarda varsa o eğitimleri aldırıyoruz çocuklarımıza. Hayır, sevdiği şeyleri yapmalılar. Evet, sevdiği şey. Sanırım en kilit cümle buydu. Evet, sevdiği şey. Herkes için geçerli. Hani bu anne baba için de geçerli. Ama hayatının bir parçasını, bir saatini kendin için bir şeyler yap. Kendin için ayırabilir herkes. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür umarım ediyorum. Umarım sizinle ilerleyen zamanlarda tekrardan bir araya geliriz. Farklı projelerinizi de Lider Haber ekranlarında izleyicilerimizle buluştururuz. Umarım. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün sanatı sizlerle tanıştırdık, sizlere konuk ettik. Mozaik sanatını belki hiç tanımayan insanlar, bilmeyen insanlar vardı. Bugün bu programla öğrenmiş oldu. Güzelliğine, derinliğine, bütününe indi. Tanıdı. Gerçekten çok çok kıymetli. Özellikle biz hanımlara çok fazla iş düşüyor. Antalya'mızdaki, en yakınımızdaki sergileri, imza günlerini, ressamların değerli yapmış oldukları resimleri ne kadar çocuklarımızın ellerinden tutup götürürsek, onlara onu, o bütünü, o duyguyu yaşatırsak inanın o kadar bir o kadar dünya güzelleşecek ve çocuklarımız ve kendimiz için büyük büyük yatırımlar yapmış olacağız. Kişinin en güzel yatırımı ruhuna yaptığı yatırımdır diye düşünüyorum ben. Bu anlamda da Berna Hanım'a tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki var ve var olmaya da devam etsin. Evet, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.